Şevki Vanlı Mimari Vakfı sunar. Kendime hep mimar olmaktan mutlu muyum diye soruyorum. Ellerimle bir şeyler yapmaktan gerçekten hoşlandığım için bir marangoz olmalıymışım diye düşünüyorum çoğu zaman. Bir mimar olarak kendi başıma ev yapmam olası değil. Çizimlerimi marangoz ve ustalara vermem gerekiyor ki, o zaman da yapım sürecine katılamadığım için sonuçtan endişe etmeye başlıyorum. Mimarlık yapmak savaşmaya benziyor. Aralarındaki tek fark, mimarlıkta zafer olmaması. Zaferin sizi tatmin etmesi gerekir. Oysa binalar çoğu zaman etmez. Ben bugüne kadar yaptıklarımdan hiç tatmin olamadım. Bir kariyerde ilerlemek veya geri çekilmek, kişinin dalına bağımlı olarak değişik değerlendirilebilir. Bokstan öğrendiğim daima ayak ucunda olma ve her an ileri atılmak için konsantre olma derslerini mimarlıkta da kullanıyorum. Herhangi bir iş almadan dahi yeni projeler yapıyorum, planlıyorum. Rüyalarımda hep bir iş verenle karşılaşıyor, tasarımı yapıyor ve binayı bitirmeye çalışıyorum. Ondan sonra da uyanıyorum. Ya da bazen bulduğum iş verene projemi anlatmayı bitirir bitirmez, kendisi ortadan kayboluyor ve yine uyanıyorum. ...1987 baharında Osaka'da çalışmalarımdan bazıları sergilenmişti. Bunlar arasında deniz üzerinde tasarlanmış bir dini mekan bulunuyordu. Ve Tamamu'daki Alfa Turistik Tesislerinin başkanı bana bu kiliseciği yaptırmak istediğini söyledi. Bu kişinin istek, cesaret ve macera istemi beni bu projeyi inşa etmeye razı etti. Bunun üzerine birlikte Hokkaido'daki bu büyük ve olağanüstü güzel araziye geldik ve kiliseciğin yapılacağı yeri belirledik. Bu yapı çok yakın zamanda tamamlandı. Bir
Araziyi ilk gördüğümde Shirakabba Gölü kıyısındaki bu denli güzel bir çevreye bir yapı yapabilmenin ayrıcalığını hissettim ve çok mutlu oldum. Yapımı çevreye, doğaya zarar vermeden, bu güzel ağaçları yok etmeden nasıl yerleştirebileceğimi düşünmeye başladım. Benim mimarimle Batı mimarisi arasındaki fark, doğaya olan yaklaşımımızda, doğayı anlayışımızda yatar. Biz Japonlar doğayı kabul eder ve onunla barış içinde yaşarız. Batı insanı kendini doğaya karşı koruma uğraşındadır. İşte bu farklılık nedeniyle 30'umdan sonra üzerinde düşünmeye başladığım uluslararası mimari yalnızca bir Japon tarafından anlaşılabilir. Bu araziyi ilk gördüğümde büyük bir su kütlesi betimledim. Yaratmaya istediğim imaj da buydu zaten. Bu haçı akan suyun içine yerleştirmemin nedeni, Tanrı düşüncesinin başka biri tarafından sunulması yerine, kişinin içinde hissetmesinin gereğine işaret etmek istememdir. Aynı zamanda esas olarak kişinin huzur içinde oturup düşünebileceği bir mekan yaratmak istedim. Asıl haç suyun içinde olandır. Bu dört haç aslında birer heykel olarak düşünüldü. Geceleri etraflarını saran camdaki yansımaları ile daha da güçleniyorlar. Kiliseye girilmeden önce bu yanılsamalar içeren geçiş mekanından geçiliyor. Kamera mı var? Durgun akan bir su kütlesi yaratmak hiç de kolay bir iş değil. Aslında görünüşte kolay gibi algılanan şeyler, örneğin suyu durgun bir kütle gibi akıtmak veya betonu pürüzsüz bir yüzeyle dökmek, elde edilmesi en zor olan özelliklerdir. Örneğin bir şelale yapmak çok daha kolaydır. Kullanılabilecek olası malzemelerin kısıtlı olması nedeniyle malzemelerin özelliklerini ve koşullar altındaki davranışlarını derinlemesine araştırmak gerekli. Benim için her yeni tasarım zengin içeriği olan, daha önce içinde yaşanmamış yeni bir mekan bulunmasıdır. Bir Metodist olarak üzülerek söylüyorum ki, bu ülkede Hristiyanlıkla gerçekten ilgilenen pek fazla kimse yok. Japon nüfusunun ancak %1'i Hristiyan olmakla birlikte, kilisede evlenmek çok moda oldu. Seremoni kolay anlaşılabilir olduğu için bazı çiftler burada evlenmeyi arzu ediyorlar. ところがないとあかんでしょ。建築とはやっぱり
Bir binanın inşa edilmeden önce neye benzeyeceğini tam olarak bilebilmek olası değil. Günümüzde özellikle batıda bilimsel ve teknolojik gelişme o kadar önemli ki mimarlık neredeyse onlara bağımlı olarak belirleniyor. Sanıyorum ki gelecek kuşakta doğanın rolü de aynı şekilde önemli olacak. Bu bağlamda düşünüldüğünde tanrı ve doğa düşüncesi daha farklı algılanacak. İnancım şudur ki zaman içinde doğu ve batı kültürleri, düşünce sistemleri birbiriyle çakışarak yepyeni ufuklar açılacaktır. 1960'ların başında Osaka'nın merkezinde Kyoto ve Tokyo'da olduğu gibi savaş öncesinden kalma toplu konutlar bulunmaktadır. Şimdi büromun bulunduğu 1972'de tasarladığım Tomishima konutu da bu tür toplu konutların bulunduğu bir sokağın köşesinde bulunmaktadır. Bazı mobilyalar, mekan düzenlemeleri ve ufak konutlar tasarladıktan sonra kendi büromu açmıştım. Bir arkadaşım Tomishima isimli genç bir çiftin eski apartmanlarını yeniden düzenleyecek birini aradıklarını söyledi. Bu benim ilk ciddi işimdi. Bu evi başlangıçta 3 kişi, sözünü ettiğim çift ve çocukları için tasarlamıştım. Daha sonra kadın hamile kalıp ikiz doğurunca ev 5 kişi için çok küçük kaldı. Ev sahipleri şaka olarak bunun mimarın planlama eksikliğinden olduğunu ileri sürerek sorumluluğu almamı istediler. Sonuçta evi biz satın aldık ve büro yaptık. O zamandan beri binayı birçok kez değiştirdik. Çalıştığım yeri sık sık yenilemek fikri hoşuma gidiyor. Çünkü bu yeni düşünceler denemek, deney yapmak fırsatı veriyor insana. Ben hiçbir zaman mimarlık okuluna gitmedim. Mimarlığı kendi başıma, binaları gezerek, kitaplar okuyarak öğrendim. Bir mekan hakkında yazılanları o mekanın içindeyken okuyarak daha çok öğrendiğimi keşfettim. Kyoto ve Nara kentleri yakında olduğundan bu çevrede pek çok önemli geleneksel mimari örnekleri var. 18 yaşımdayken Kyoto'daki tapınak, çay evi ve benzeri binaları gezmeye başladım. Mimarinin çevresindeki doğayla kurduğu ilişkinin uyumu beni çok etkilemişti. Ryoanji Tapınağı'nda bu bahçede otururken sonsuz bir sükunet bulunuyorum. Ne yazık ki günümüz Japon mimarisinin geleneksel Japon kültürünün iyi özelliklerini içermediğine inanıyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kültürümüzün Batı'nın oldukça etkisi altında kaldığını ve bu süreç içinde pek çok olumlu ve eski şeyin yok olduğunu düşünüyorum. Malzeme veya biçim gibi dıştan görülen şeylerin değil, bir düşünce sisteminden söz ediyorum ben. Aslında beni en çok ilgilendiren işte bu Japon kavram ve değerlerini bir yol bularak devam ettirmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek. タイムズについてはまずその計画から。
Kyoto'nun eski bir bölgesinde 1984 yılında tamamlanmış 3 katlı bir ticari bina bulunmaktadır. Bu araziyi ilk gördüğümde nehri tasarımım içinde nasıl başarılı bir şekilde kullanabilirim diye düşündüm. Buradaki çizimden de görüldüğü gibi Times binası ismi verilen bu yapı nehri gerçekten içeriyor. Özellikle bu iki köprü olan kısım. Japonya'da Rianji Tapınağı'ndaki kaya bahçeleri gibi bahçeler çok iyi bilinir. Ancak içinde bulunan kişinin nehri de görebildiği bir geleneksel bahçe örneği hiç yoktur. Bu nedenle böyle bir bahçe kavramı projenin çıkış noktası oldu. Her ne kadar yapım malzemesi olarak beton kullanılmış olsa da Kyoto'nun geleneksel görünüşüne uygun düşecek bir mimari yapmaya çalıştım. Şehrin dar sokaklarında ve meydancıklarındaki eski mimarların deneyimini yakalamaya çalıştım. Aralarındaki sınır çizgisini yok ederek Times binası ve nehir arasında bir birliktelik yaratmayı amaçladım. Bu labirent benzeri strüktür içinde hareket ederken sürekli olarak kapalı ve açık mekanlardan geçildiği için kişinin çevresindekilerin ne kadarının yapı, ne kadarının doğa olduğu anlaşılamıyor. Ben bu projeye tek bir bina olarak değil de bir kentsel çevre olarak yaklaşıyorum. Şimdiye kadar sadece bu moda mağazalarının bulunduğu kısım yapıldı. Binanın yanına buraya bir sergi salonu ve buraya bir restoran yaparak bu kompleksi genişletmeyi planlıyorum. Proje tümüyle inşa edildiğinde kıyı boyu tamamen binalarla dolup bir kentsel mekan tanımlanmış olacak. Kyoto'da yaşamın kendine özgü bir hızı vardır. Oysa Osaka'daki insanlar çok daha dinamik ve hareketlidir. Yalnızca benimsemek açısından değil, yaratmak açısından da yeni şeylere açık ve canlıdırlar. Osaka insanı bu yaratıcılığını ticareti olan yatkınlığıyla birleştirmiştir. Benim doğup büyüdüğüm yer olan Osaka'da buna benzer pek çok market vardı. Burası sadece malların el değiştirdiği bir yer olmayıp, aynı zamanda insanların birbirleriyle ilişki kurdukları yerdir. Bu tür marketlerin yavaş yavaş yok olması üzücü bir olgu. Burada olmayı, insanların yoğun ilişkilerini seyretmeyi çok seviyorum. Ekonomi ve işlevselliğe mutlak öncelik tanınması, modern mimarinin ana amacını gölgeleyici bir etki oldu. Yapım kolaylığı ve verimlilik ilkelerinin gereğinden fazla üzerinde durulması, mekansal zenginliğin güme gitmesine neden oldu. Hem mimarideki hem de süslemedeki sembolizm elimine edilince bu derece bir indirgeme insan yaşamındaki bir zevk boyutunun yitirilmesi sonucunu doğurdu. Sekat suru doyukodu madem mu haijo şite şimadı. Genel olarak sekat süreba iyi to.
Bir mimar olarak kendimi yetiştirirken bu bırakılan değerleri, boyutu yeniden inceleyip tasarımlarımda kullanmaya çalıştım. ...1988'de tamamlanan Akka binası, Osaka'nın merkezinde restoranlar, butikler ve çok katlı mağazaların bulunduğu hareketli bir kesimde bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında basit bir kutu olarak algılanan ve içinde ne olabileceğini bilemeyeceğiniz bir bina. Binanın içine girdiğinizde sürekli değişen vistalar kişiyi şaşırtıyor. Çünkü dışarısıyla iç mekanın birbirinden tamamen farklı olmasını ben istedim. Binanın içine doğru ilerledikçe görüş açıları sürekli değişiyor ve bunu dışarıdan algılamak da olası değil. Ana girişten iç mekana girdiğinizde binanın derinliklerine doğru sürekli hareket edeceğiniz, sonuna kadar keşfetmeyi isteyeceğiniz bir mekan yaratmak istedim. Merdivenlerden yukarı ulaşılan, her iki tarafına dükkanlar sıralanmış bu ortak dolaşım mekanı, hem insanları çarşı içinde dolaştıran, hem de değişik dükkanları bütünleştiren bir öge oluyor. Binanın en önemli ögesi bu büyük, dikey, atrium benzeri mekan. Savaştan sonra Japon ticari mimarisi çoğunlukla verilen bir alan içine en fazla kiralanabilir mekan sığdırma kaygısıyla yaklaştı tasarıma. Verimlilik uğruna anlamlı mekan sarfiyatından vazgeçildi. Verimlilik ve anlamlı mekan sarfiyatı arasındaki denge bu projede tasarımın odak noktasını oluşturmuştur. Görüldüğü gibi burada yağmur içeri giriyor. Bu projede üç boyutlu bir meydan yapmak istedim ve amacım her mevsimin iklimini, yağmuru, rüzgarı ve güneşi mekanın bir ögesi olarak kullanmaktı. Bu projeyi tasarlarken Roma'daki Partenon'u ve Piranesi'nin zindan gravürlerini düşündüm. Birinci kattan bodrum kata inerken değişen görünüm mekansal bir drama yaratıyor. Bu mekanda Piranesivari bir labirent imajı algılayabilirsiniz. Normalde burası gereksiz olarak değerlendirilecek ve tasarımdan çıkartılacak bir mekandır. Buradan bakınca 6. katı görebilirsiniz. Şehrin içinde bir mağara gibi algılanabilir bu. Modern mimaride bırakılmış olan bu dramayı ben geri getirmek istiyorum. Hazır. 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 Haz
Mimarlık yapmak bisiklete binmek gibi bir şeydir. Pedal çevirmeyi bıraktığınız an durup düşersiniz. Büyük firmaların yokuşları çıkmak için 4 tekerlekli itme gücü ve tepeye vardıktan sonra otomatik olarak götürecek yeterli çalışanı vardır. Ancak biz küçük bir firma olduğumuzdan pek fazla gücümüz yok. Hiç durmadan pedal çevirmemiz gerekli. Ben devamlı pedal çeviriyorsam, yanımda çalışanlar da sıkı çalışıyor demektir. Savaşa tek başınıza giremezsiniz. Tek başınıza bina da yapamazsınız. Bu yüzden tasarım grubumuzun her elemanından maddi ve manevi çalışma beklerim. Kendimden de. Japonya'nın her yerinde büyük binalar inşa etmek için sürekli bu savaşımı veriyoruz. Küçük bir grup büro çalışanı olarak değil de küçük bir gerilla grubu gibi savaş veriyoruz. Her proje 2 kişilik grupla, ben ve tasarım grubundan biriyle birlikte yapılır. Bu nedenle elimizde eğer 9 proje varsa, tasarım grubunda da 9 kişi vardır. Her ne kadar projelerde yarım gün çalışan öğrenciler varsa da, temel çalışma her projede 2 kişi tarafından yürütülür. アルバイトの人たちが何人かいるということはありますけれども、基本的には1対1で一つのプロジェクトを仕上げて。まあそんなんだよな。動きは何本いの。いっぱいこの4つに分けて、その周りを全部。これはどうなるの。それについては、まあ許可上。まあ許可上は別にして。それはやる方向で。そしてスタートした時から。 Once we bir projeye başladıktan sonra bitirinceye kadar hiç dinlenmeyiz. Tasarım grubumdaki 9 kişi çok sıkı çalışır ve ben de 9 projede birden oldukça sıkı çalışırım. Mimaride her zaman iniş ve çıkışlar olur. Bir projede başarılı olduk diye, ondan sonraki projede de başarılı olacağız demek yanlış olur. İşin doğrusu, başarılı bir projenin ardından yapılan projenin başarısız olması daha büyük olasılıktır. Bu nedenle ipin ucunu hiçbir zaman elden bırakmayız. Şantiyede olmanız gerektiği zaman kesinlikle orada olmak gerekir. Çünkü aksi durum iş sahibi üzerinde olumsuz etki bırakır. Bir gerilla grubu olarak bizim hakkımızda pek normal düşünüyor olmayabilirler ama bize güvenebileceklerini bilirler. Eğer bir işverenle mimarlık üzerinde tamamen farklı görüşlerimiz varsa, genellikle 6 ay kadar farklılıklarımızı tartışarak gidermeye çalışırız. Bu zaman içinde projenin bir ileri aşamaya geçirilmesinin olası olup olmadığını veya işi kabul edip etmemeye karar veririm. Aşağı yukarı 10 işten 7'sinde işverenle aramızdaki düşünce ayrılıklarını gideremeyiz. Bu durumda da devam etmenin hiçbir anlamı kalmaz. Bazı kimseler benim mimarlıkla beslendiğimi, bu nedenle hiç yorulmadığımı söylüyor. Bu günlerde doğru olabilir diye düşünüyorum. Belki de ben mimarlıkla besleniyorum gerçekten. Diğer taraftan tasarım grubum için çok üzülüyorum. Eminim artık yorulmuşlardır.
Eşim büro binaları tasarlayan bir mimardır. Başlangıçta evimizi kendisi tasarlamayı düşünmüştü ancak daha sonra o kadar meşguldü ki ve çok güzel bir evimiz olsun diye düşünerek eşim Bay Ando'dan evimizi tasarlamasını istedi. My husband chose to ask Mr. Ando. Evin dışarıdan görünüşünün basit bir yapısı var. Temel bir küp ve onu çevreleyen duvarlar. İç düzenleme biraz daha karmaşık çünkü bu alan içerisindeki üç ayrı ailenin yaşama mekanlarının yerleştirilmesi aynı zamanda mahremiyetlerinin korunması gerekti. Bu geniş aile grubu Bay ve Bayan Kidosaki, Bay Kidosaki'nin anne ve babası ve teyzesinden oluşuyor. Aileler arasındaki ayrılığın korunması için tasarımda değişik seviyelerde pek çok teras kullandım. Bir tane giriş katında, bir tane birinci katta, bir tane de ikinci katta bulunuyor. Teraslar ev sahiplerine doğayla ilişki kurma imkanı tanıyor. Bu iki büyük ağaç daha önceki evden bir anı olarak bırakıldı. Her oda bu ağaçları değişik açılardan görmektedir. Böylece ev halkı değişik bakış açılarını ve yaşamlarını paylaşmaktadır. Şimdi yaşama mekanlarından birinde bulunuyoruz. Bu evin diğer bir özelliği de odaların değişik mekansal kurgularının ritmik bir devamlılık yaratması. Örneğin yemek odasının alçak bir tavanı varken yaşama mekanının çok yüksek bir tavanı var. Elinizi sürebileceğiniz her şey, yerler, mobilyalar hep doğal malzemelerden yapılmıştır. Bu özellik bir Japon geleneğidir. Bu da diğer yaşama mekanlarından biri. Düşük zeminli olan kısım bodrum seviyesindedir. Bu mekanın yanında ise başka bir yemek odası var. Bu mekanları değişik yönlere açarak aydınlık ve karanlık çeşitlemeler yaratmaya çalıştım. Bu ışık çeşitlemesi uygulaması modern mimarlık tarafından önemsiz sayılmıştır. Mekanları küçük ışık kümeleriyle aydınlatan geleneksel Japon mimarisinde bu güzellik hissedilir. Bu yaşama mekanı terastan gelen ışık tarafından aydınlatılıyor. Teras duvarlarında ise ağacın gölgesini görüyoruz. Doğa benim mimarimde ışık biçiminde, ışık aracılığı ile kapsanmaktadır. Bu evde ilginç olan binanın fiziksel veya malzeme ögeleri değil, doğanın mekan içinde mimariyi tanımlayan devinimidir. Bu evin asıl sahibi eşimin babası. Kendisi bu binanın yerinde bulunan geleneksel bir Japon evinde doğmuş. Eski ev bahçenin ortasında tahta perdelerle çevriliydi. Bu nedenle eşimin babası yeni evi ilk gördüğünde hiçbir şey söylememişti. Fakat 2 yıl önce taşındığımızdan beri evi sevmeye başladı. Mekanların kurgusunda geleneksel Japon'a benzer bir öge var. Çok sakin ve barışçıl bir hava var. "19 yaşındayken Osaka'da bir eski kitap satıcısında Le Corbusier hakkında bir kitap bulmuştum. Kitap o zamanlar benim için oldukça pahalıydı. Gerekli olan parayı biriktirmeye çalışırken 3 günde bir kitapçıya gider, kitabın satılıp satılmadığını kontrol ederdim.
Kitabı aldıktan sonra Le Corbusier'in erken dönemlerinde yaptığı eskizlerin üstünden o kadar çok gittim ki sonunda sayfalar simsiyah oldu. Ne zaman bir şey görsem, bir şeyler düşünsem, Le Corbusier'in o konuda neler düşeceğini tahmin etmeye çalışırdım. Le Corbusier benim mimarimi görebilseydi, biraz daha serbest olmamı söylerdi sanırım. Mimarlığımın oldukça kısıtlanmış olduğunu düşünüyorum. Ben kısıtlamadan özgürlük, serbestlik yaratmaya çalışıyorum. ...1942 yılında Osaka'da doğdum. 6 ay sonra ise savaş başladı. Savaş bittiğinde Osaka'dan geriye pek bir şey kalmamıştı. Ben erkek ikizlerin büyüğüydüm ve beni anneannemin yetiştirmesine karar verildiğinden... ...bana onun adı olan Ando ismi verildi. Anneannem savaştan önce oldukça başarılı bir tüccardı ve güçlü değerler sistemi beni çok etkilemiştir. İlk evimiz Osaka Limanı'nın yakınlarındaydı. Sonra bugüne değin yaşadığım başka bir mahalleye taşındık. Okulda başarılı olmak anneannem için pek önemli olmadığından bana pek çok şeyi kendi başıma yapabilme özgürlüğünü tanıdı. İyi bir öğrenci değildim. Hocalarımı hiç dinlemezdim. Derslik dışında kendi başıma öğrenmeyi yeğlerdim. Sokağımızın karşısındaki bir marangoz ustası bana ahşap işini gösterdi. Bana yapım sürecinin her aşamasını, önce malzemeyi öğrenerek, sonra gerekli aletleri belirleyerek incelemem gerektiğini öğretti. Böylece küçük sayılabilecek yaşta herhangi bir projeye tüm olasılıkları düşünerek başlamam gerektiğini öğrenmiştim. Hiçbir zaman başka bir mimar için çalışmadım. Denediğim her sefer inatçılığım yüzünden 3 gün içinde işten atıldım. İlk tasarım denemelerim küçük ahşap evler, iç mekanlar ve mobilyalar oldu. İşte bu küçük ölçekteki çalışmalarım sırasında düşüncelerimi geliştirmeye ve denemeler yapmaya başladım. ...1960'lı yıllarda Batı mimarlığını daha iyi öğrenmek amacıyla Avrupa ve Amerika'ya gezilerim oldu. Bu gezilerin benim açımdan önemi büyüktür. Bugün hala mimariyi seyretmek için gezerim. Şimdi Pennsylvania'da Frank Lloyd Wright'ın Falling Water isimli yapısındayız. Burada bulunmak bana mimarın yapıyı yerleştirme yaratıcılığının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu ev, çevresindeki bitki örtüsü ve ufak şelaleyi kullanarak doğayla uyum içinde yerleştirilmiş. Bu eserde doğa ve mimari o kadar uyumlu bir araya gelmiş ki, sanki ikisi birbirleriyle konuşuyorlar gibi. Yani bu evinizde bir nehir olması gibi bir şey. 17 yaşındayken Tokyo'ya ilk gittiğimde Frank Lloyd Wright'ın Imperial Oteli'ni gördüm.
Otel veya mimarı hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Fakat binanın çekiciliği ve benim duyduğum beğeninin entelektüel bilgiyle hiç ilgisi yoktu. Imperial Oteli, o güçlü ve garip büyüsüyle beni etkileyen ve her tarafını gezmeye çağıran binalardan biridir. Mimarisinde Japon bir öge olduğunu hissetmiştim o zaman. Daha sonra Wright'ın, Tenzin Okakura'nın Çayın Kitabı isimli yapıtından etkilendiğini öğrendim. Wright, mimarlığın en önemli ögesi olan mekanın kurgulanması anlayışını Japon mimarisinden öğrenmiştir. Imperial Hotel'de müthiş büyük bir salona açılan çok alçak tavanlı uzun bir koridor anımsıyorum. Bu koridorda yürümek bir mağarada yürümek gibiydi. O mekan duyarlılığı aynen Falling Water'da da var. Modern mimarlığın amaçladığının tam tersine benzer boyutlardaki bir dizi mekanı iç içe geçiren Wright, birbirinden tamamen farklı özellikte mekanlar elde etmiş. Doğa ve mimari arasındaki uyum yakalanmış burada. Sanki bir mağarada yürüyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Tıpkı Imperial Otel'inde olduğu gibi. Falling Water'daki fark, Imperial Otel'inde bulunan ögeler burada kuş, su ve rüzgar gibi doğal seslerle birlikte kullanılmış. İşte bu bana çok çekici gelen bir bütünlük. Japon mimarisinin marangoz ve ustalara oldukça bağımlı bir yapım geleneği vardır. Mimarlığı kişi bedeniyle öğrenir. İlkin çizimleri yaparsınız ancak uygulama sırasında değişmeler yaparak inşa edersiniz. Ustalık Japon mimarisinin özüdür. Tam burada Partenon'un kubbesi ölçülerinde bir kubbe olacak. Cam bloklardan yapılmış kubbe pek çok kolon tarafından taşınacak. Asıl amacı bir giriş mekanı olarak kullanılması. Ancak zaman zaman moda gösterileri de sergilenecek. Avrupa'ya ilk gittiğimde Le Corbusier'in Marsilya'daki Unit Habitation binasını gezdim. Betonun dinamik ve kaba kullanılışından çok etkilenmiştim. Benim kullandığım betonarme özel bir teknik içermiyor. Betonun renk ve yüzeyi, kullanılan çimentonun kalitesi, kum ve de çakılın oranına bağımlı olarak değişiyor. Gücü nedeniyle daha çok sert betonu yeğliyorum. Ancak sertlik kolay elde edilmiyor. Betonarmenin kalitesi karışımından çok şeklini aldığı ahşap kalıp tarafından belirleniyor. Japonya'da var olan geleneksel ahşap yapı sanatı nedeniyle marangoz ustalık düzeyi oldukça yüksektir. Kalıbın köşelerinden veya bağlantı yerlerinden bir damla olsun su geçirmemesi Japon el işçiliğinin düzeyine bağımlıdır. Betonun kalitesi yeterince desteklenmiş ve su geçirmezliği sağlanmış kalıpla belirlenir. Aksi durumda duvarlarda boşluklar, çatlak ve kopmalar oluşur. Beton yüzeyini oldukça severim. Ancak beton geleneksel Japon duyarlılığının bir parçası değildir. Japon evleri ahşap ve kağıttan yapılır. Çok duyarlı ve sembolik bir mimaridir bu. Eğer Japon mimarisine alışkın biriyseniz, taş ve betondan yapılmış bir mekan size tamamen yabancı gelecektir. Benim betonda istediğim, dokunuşta kağıt veya ahşaba yakın bir yüzeydir. Güzel ve duyarlı bir beton arayışındayım. To find a beautiful and sensuous concrete. Concrete はないだろうかということを考え続けておりましたから、この腰の底におきましても、
Koşino evinde betona bir mimarın kağıt veya ahşaba yaklaşımına benzer yaklaşmaya çalıştım. Bu ev, Osaka'nın zengin bir mahallesi olan Ashiya'da bulunmaktadır. Bir ulusal parka yakın olduğu için çevresi çok güzel ağaçlarla çevrilidir. Çevre çok güzel olduğundan, yapıyı çevresindekileri ters yönde etkilemeyecek şekilde tasarladım. Dışarıdan küçük görünmesine rağmen içerisi oldukça geniştir. Dışarıdan sanki bir katlıymış gibi algılandığı halde aslında iki katlıdır. Tasarım kriterlerinden biri de yapıyı eğimli bir yüzeye yerleştirmekti. Yapıya birinci kattan giriliyor ve merdivenle yaşama, mutfak ve yemek yeme mekanlarına ulaşılıyor. Bir kat kottan aşağıda olduğundan, bu noktadan itibaren iki kat algılanmaya başlanıyor. Bir modacı olan Yoko Koshino, pek çok parti verdiği için bu mekan büyük grupları alabilecek kadar geniş olmak zorundaydı. Burası aynı zamanda Yoko'nun özel yaşama mekanı olarak da kullanılıyor. Bu boşluklar direkt güneş ışığını içeri almak için bırakılmışlardır. Batı mimarisinde ışığın kullanımına benzer bir uygulama bu. Koshino evinde mekana alınan doğal ışığın iki farklı özelliği vardır. İşliğin yan duvarlarında oluşan hafif aydınlık ve kübik yaşama mekanına akan dinamik ve direkt ışık. Bu dinamik ışık Japon mimarisinde az görülür. Yoko Koshino eğer işliğine gitmek isterse bu geçişi kullanacaktır ve böylece her iki taraftaki yeşilliği algılayacaktır. If Yoko Koshino wants to go to her atelier, she'll go through this passage, allowing her to look at green on both sides. İşliğe girdiğimizde ışığın buraya direkt girmediğini, yukarıdaki bir boşluktan süzülerek yansımalı ulaşmakta olduğunu görüyoruz. Mekan kottan altta olmasına rağmen bir taraftan dışarıdaki eğimli çimenliği görebiliyoruz. Dışarıdan bakıldığında yapı iki basit kutudan oluşmuş izlenimini veriyor. Oysa iç düzenleme oldukça karmaşık bir labirent gibi. Şimdi yaşama ve yatak odası kanatlarını bağlayan toprak altı geçişinden geçiyoruz. Yapının tasarımında alçak ve yüksek tavanlarla belirlenen aydınlık ve karanlık arasında bir ritm yaratmak amaçlanmıştır. Tasarımcı mimariye çeşitli ve özgün yollardan ışık sağlayabilirse, ışık oyunları yaşamı eğlenceli kılardı diye düşünüyorum. İşverenlerim hep benim de beton bir evde oturup oturmadığımı soruyor. Ahşap bir evde oturduğumu söyleyince oldukça şaşırıyorlar. Çocukluğumdan beri bu dairede oturdum. Birkaç sene önce bir üst kat eklemiştim. Yaşam çevresi benim için çok önemlidir. İçgüdü olarak hep eve dönmek isteği hissediyorum. Bir hayvan gibi. Benim için evde burası. Yani tıpkı mağara gibi. Daha büyük ve güzel bir evde oturmak belki daha iyi olabilir. Fakat burası gibi olmayacağına eminim. Sanırım benim ruhum burada. Bedenim hep buraya, ruhuma dönmek istiyor.
Her ne kadar bu ev pek ışık almıyorsa da kendimi çok rahat hissediyorum. Eğer fiziksel ve ussal olarak iki ayrı tip rahatlık var diyebilirsek, ussal rahatlama karanlıkta, bedensel rahatlama ise ışıkta karşılanabilir. Benim ikisine de gereksinmem var. Karanlığın ruhu zenginleştirdiğine inanıyorum. Modern mimarinin bu gereksinmeyi görmemiş olmasına da çok üzülüyorum. Rokko konutlarının ilk bölümünün inşaatına 1978'de başlamıştık. Bu projenin en önemli özelliklerinden biri 60 derece eğimli bir arazisi bulunması. Mimarimin Kobe'nin dış mahalleleri olan bu bölgedeki güzelliğe katkıda bulunmasını istedim. Tüm projelerim arasında düşüncelerimi en açık bir şekilde yansıtan Rokko konutlarıdır. Yapı 5.5x5.5 metre boyutundaki 20 elemanın tekrarından oluşmuştur. Ayrıca modülün tekrar edilmesine karşın her daire birbirinden farklıdır. Modern mimari uygulayıcıları tarafından unutulmuş olan bazı kavramları tekrar kullanmaya çalıştım. Veri olarak arazi ve yakın çevrenin özelliklerine önem vermek ve birbirinden tamamen farklı iki prensibi birlikte kullanmak gibi. Bir tarafta sınır tanımayan teknoloji, diğer tarafta ise arazinin sıra dışı özellikleri. 20 daire dışarıdan aynıymış gibi görünse de aslında hepsi birbirinden farklı. Dışarıdan bakıldığında tüm yapı sanki yamacın bir parçasıymış ve çevredeki yeşilliği yok etmiş gibi algılanıyor. Oysa sitenin içinde yukarı çıkan ana merdivenin orta yükseltisindeki meydancık iki yandan doğayla ilişki kurmaktadır. Bu meydancık aynı zamanda Batı mimarisindeki meydanla Japon kasabasının dar sokak mekan ögeleri birleştirme denemesidir. Bu yapının en önemli projelerimden biri olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Rokko konutlarının ikinci bölümü üzerinde çalışıyoruz. Amacım birinci bölümde biçimsel kaygılar nedeniyle bastırılmış bazı düşünceleri geliştirerek kullanmak. Çapraz duvar sistemi yerine iç mekan tasarımını rahatlatan bit taşıyıcı düzen kullanmak gibi. Rokko 1'den 4 kat daha büyük olan ikinci kısımda toplam 50 tane daire olacak. İki Rokko sitesi arasında herkes tarafından kullanılabilecek büyük bir yeşil alan planlıyoruz. Asansöre ek olarak açıklığa bir merdiven daha yapacağız. Asansör merdivenlerin arkasından iniyor. İyi havalarda merdiven hem biraz egzersiz hem de güzel bir manzara olanağı tanıyacak. Bütün projelerimde olduğu gibi, yapıya olduğu kadar çevresine de önem veririm. Hep mimari ile çevrenin birbirini nasıl zenginleştirebileceği konusuna ilgi duydum. Yapıldığı yıldan beri Rokko konutlarının çevre ile olan ilişkisini bu açıdan gözlemleyebilme olanağım oldu. Büyük işler almaya başladığımızdan beri, büromda istediğim gibi ufak değişiklikler yapabiliyorum. Bu küçük ölçekli iş benim için oldukça önem taşıyor. Özellikle eğer birkaç büyük projeyle uğraşıyorsam. Ufak ölçekli projelere olan eğilimimin kaynağı, o ölçeğin gerektirdiği yakın ilgiden alınan doyumu tatmış olmam sanırım.
Bu tür çalışmalar zihnimi açmaya yarıyor. Burada, büromuza yakın 35 metrekare büyüklüğünde bir ahşap kulübe kiraladık ve çay evi olarak düzenledik. Çay evlerinde genellikle en nitelikli malzemeler, örneğin kağıt ve ahşabın en kalitelisi kullanılır. Tea houses usually require the best quality building materials in terms of wood, paper and so forth. Fakat burada benim yaklaşımım alışılmamış malzemeler kullanarak modern bir çay evi yapmaktı. Asıl amacım daha önce denenmemiş küçük ama özgün bir mekan yaratmaktı. Daha ileride üzeri toprakla kaplı, yer altında bir çay evi yapmak istiyorum. ''55 yaşıma ulaştığımda bedensel olarak yaratıcılığımın tepe noktasına ulaşmış olacağımdan, ondan sonra projelerimin ölçeklerini küçültmeye başlayacağım. 70'li yaşların ortalarında yaratıcı yaşamın sona ereceğini düşünürsek, o yıllarda da ilk projelerim gibi küçük evler tasarlamayı isterim.'' İlk projelerimde dışa vurmaya çalıştığım temel düşüncelerim üzerinde çalışmaya devam etmek istiyorum. Kullanıcının hem bedensel rahatlığını hem de ruhsal zenginliğini sağlayacak mekanlar yaratmak asıl amacım. Daha önce de belirttiğim gibi biz bir gerilla ordusu yaratıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda kamikazeleri olduğu gibi, gerillalar da sonunda yok olmaya mahkumdur. Biz de gerillalarımız yok oluncaya kadar bedenen ve ruhen savaşmaya devam edeceğiz. Devam etmek, çabalamak demek, gelişme kaydetmek demektir. Biz de ilerliyoruz ama bazı engellerde gücümüzün bir kısmını kaybetmemiz çok normal. Bütün gerillalarımız yıkıldığında da büromuzu kapatacağız. Yok olmak da var etmenin bir koşulu. Destruction is also a condition of creation.